Merhabalar değerli Habertürk.com takipçileri. Ben Yiğit Karaduman. HT Spor ekranlarına Damalı Bayrak programına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Bahreyn'deydik. Sezonun ilk yarışında Max Verstappen ve Sergio Perez Red Bull'la duble yaptılar. Ama podyumun bir sürpriz ismi vardı. O da İspanyol iki kez dünya şampiyonu 41 yaşındaki Fernando Alonso'ydu. Hep beraber bu hafta sonunu inceleyelim. Alonso'nun temposu aslında sadece yarışta değil, bütün hafta sonu çok iyiydi. Antrenmanlarda kendisini hep ilk üçte gördük, ilk antrenman hariç. Onun haricinde Red Bull'u hep zirveyi oynarken gördük. Sıralama turlarına geldiğimizde ise sürpriz bir isim vardı. Gasly erkenden veda etti sıralama turlarına. Q1'de veda eden isim oldu. Günün sonunda ise Red Bull'lar ilk çizgiyi, Ferrari'ler ise ikinci çizgiyi almış oldular. Hızlıca yarışa baktığımız zaman Leclerc Perez'i ilk anlarda geçti. Ama ondan çok kısa süre sonra arkalara baktığımız zaman Stroll hızını ayarlayamadı ve Alonso'ya minik bir temasta bulundu. Alonso ise bundan dolayı ivme kaybetti. Buradaki şaşılacak mevzu ise Verstappen'in hızıydı. Verstappen ilk 4 turda rakibi Leclerc'e karşı farkı 4,5 saniyeye kadar arttırmıştı. Müthiş bir hızla gidiyordu Verstappen. Red Bull aslında geçen seneden çok da bir şey kaybetmemiş görünüyor. Aynı hızla devam ediyorlardı ve Verstappen farkı her turda giderek açmaya, rahat bir şekilde açmaya devam ediyordu. Alonso'nun hızı ise yarış genelinde gerçekten çok güzeldi. Mercedes'lere karşı hem Russell'la hem Hamilton'la gerçekten güzel mücadelelere sahne olan anlar yaşattılar. Yumuşak lastiklerle başlayan pilotlar sonrasında sert lastiğe geçtiler ama tepedeki iki isim hariç Red Bull bunların dışında kaldı. İki Red Bull pilotu da yumuşak lastiklerle yeni yumuşak lastiklerle yola devam ettiler. Bu taktik kimilerine göre riskliydi çünkü herkes serti geçiyordu. Yumuşak lastikler erken bitebilirdi. Hava sıcaktı. Ama aslında atılan bu zarların doğru şekilde oynandığını söylemek mümkün. Çünkü zaten yarış sonunda göreceğiz ki Verstappen 1, Perez 2 olmuştu. Arkalara baktığımız zaman genç pilot Piastri vites kutusunda yaşadığı arıza nedeniyle erken veda etti. Şöyle oldu. Pite geldi. Direksiyon değiştirdiler. Direksiyon değiştirdikten sonra araç çalışmadı ve bundan dolayı da aracı emekli etmek zorunda kaldı McLaren. Arkalarda dikkat çeken bir isim daha vardı. Ocon. Ocon ilk olarak gridde doğru yerde durmamasına ceza aldı. Daha sonra çekilen cezanın doğru çekilmemesinden dolayı başka bir ceza aldı. Ondan sonra ise pist sınırları dolayısıyla ceza aldı. Zaten bunlardan sonra Ocon en sonunda pite geldi ve aracı emekli ettiler. Yarışın ortalarında yumuşak lastiklerle iyi bir ivme yakalayan Perez, Leclerc'i geçmeyi başardı ve Red Bull'ları 1-2 yaptı. Bir yanda da dikkat çeken bir diğer isim Alonso'ydu. Alonso karşısına kim çıkarsa çıksın iyi bir şekilde mücadele etmeye devam ediyordu. Önce Russell'ı geçti, sonra Hamilton'ı geçti, Carlos Sainz'i geçti ve podyumda kendine yer bulmayı başardı. Hatta Hamilton ve Alonso'nun bu mücadelesi izleyicileri bir an 10 sene 15 sene öncesine döndürdü. Gerçekten iki kaliteli pilotun, iki şampiyonluk yaşamış pilotun bu mücadeleleri gerçekten sezonun şimdiden akılda kalacak anlarından birine şahitlik etmiş olduk. Enteresandır ki Ferrari'de işler yolunda gidiyordu. Evet, sıralamada çok kısa istedikleri yerlerde değillerdi ama pit stoplar gayet güzeldi. En hızlı pit stop onlardaydı ve çifte pit stop yapmışlardı. Önce Leclerc, sonrasında hemen Sainz ve bir sorun olmamıştı. Ta ki Leclerc 41. turda arıza ile karşılaşana kadar. Yarış öncesinde Leclerc ve Ferrari güç ünitesindeki bazı parçaları değiştirmişlerdi ve bundan dolayı Leclerc'in arabası birdenbire yavaşladı ve durmak zorunda kaldı. Leclerc sezonun ilk yarışında diskalifiye olarak puan alamadı. Yeni takımıyla sondan başlayan, yeni sezona sondan başlayan Pierre Gasly 9. sıraya kadar çıkmayı başarmıştı. Hem Gasly'nin yükselişi hem De Vries, Guanyu ve Tsunoda'nın kapışmaları aslında yarışın arka tarafını biraz canlı tutuyordu. Sona geldiğimizde ise Verstappen liderdi. 2. sırada takım arkadaşı Perez vardı. 3. sırada İspanyol pilot, 2 kez dünya şampiyonu 41 yaşındaki Fernando Alonso vardı. Aston Martin'le yeni takımıyla ilk yarışında podyumu yakalamış oldu. Yarıştaki önemli sıralamalara ve ilk 5'e bakalım. İlk 5 şu şekildeydi. 1. Max Verstappen, 2. Checo Perez, 3. Fernando Alonso, 4. Carlos Sainz ve 5. Lewis Hamilton'dı. Diğer dikkat çekici isimler ise şu şekildeydi. Lance Stroll 6. olmayı başardı yeni takımıyla beraber. George Russell 7'de kaldı. Pierre Gasly 9. oldu. 20. başladı yarışa. Puan alarak veda etti. Alex Albon Williams da sezona güzel başladı. 10. sırada bitirdi. Bir diğer Williams pilotu çaylak pilot Logan Sargeant 12. oldu. Önceki yıllara göre sürpriz ama şu ana göre çok da sürpriz olmayan bir sonuç vardı. Lando Norris 17. bitirdi. McLaren sezonda kötü başlamış oldu. Zaten antrenmanlar ve sıralama turlarında çok da iyi bir performansları yoktu. Pilotların puan durumuna bakalım. Max Verstappen 25 puanla 1. sırada. 2. Sergio Perez, 3. Fernando Alonso, 4. Carlos Sainz, 5. Lewis Hamilton, 6. Lance Stroll, 7. George Russell, 8. Valtteri Bottas, 9. Pierre Gasly ve son puan alan isim Alex Albon 1 puanda. Takımlardaki puan durumuna bakalım. Red Bull 43 puan aldı ilk yarış itibariyle. Aston Martin hemen onu takip ediyor. 23 puanı var Aston Martin'in. Mercedes 16 puanla 3. sırada. Ferrari 4. sırada 12 puanı var.
Alfa Romeo 5. sırada 4 puanla, Alfin 2 puanla 6. ve Williams puan alan son takım 1 puanı var 7. sırada. Haas, McLaren ve Alfa Tauri'nin henüz puanları yok. Bir sonraki yarış Cidde'de yapılacak, Suudi Arabistan'da yapılacak, çok tehlikeli bir pistte yapılacak. Biz de hemen sonrasındaki hafta sizlere bu ekrandan, Damalı Bayraktan 3. sezon 3. bölümle karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.